okula 8. sınıfta gezi olarak geldiğimizde cidden çok hani etkilenmiştim ve buraya gelmek istemiştim. Buraya kazandığımda gerçekten çok mutlu olmuştum. Bu okula gelirken başta hedefim farklı olduğundan dolayı tereddütlerim, daha doğrusu tatlı bir hüzün olsa da içimde. Sonrasında çok sıcak bir aileyle karşılaştığımı fark ettim. Bu okula gelmeden önce hakkında çok şey duymuştum. Geldiğimde çoğunun doğru olduğunu öğrendim. Benim abim de Tallıydı ve onun 2018 senesinde mezuniyet töreni vardı. Annemlerle beraber törene gelmiştik ve ben ilk işte o ışıklar, o ortam, o insanlar, arkadaşları, abimin, öğretmenler ve o sıcaklık, samimiyet o kadar hoşuma gitmişti ki sonra şey dedim, tamam evet burası olmalı, yani bu okula gitmeliyim diye düşünmüştüm. Her zaman duyuyorduk biz, kapıdan geçerken de bakıyorduk Tal Lisesi, Tekirdağ Anadolu Lisesi diye. Sonra fark ettik ki gerçekten burada bir Tal ailesi varmış yani. İlk geldiğimde hiç bu kadar burasını okulu aile olarak göreceğimi düşünmemiştim. Gerçekten Tal bir aile. Bahçesi, okulu, spor salonu, her yerde çok güzel anılarım birlikte. Çok güzel arkadaşlıklar edindim öncelikle. Vakit geçirme gibi derdimiz olmuyor zaten. Su gibi akıp geçiyor o zaman. Hayatım boyunca benimle olacak birden fazla arkadaş edindim. Ve bu bence lise çağındaki bir öğrenci için paha biçilemez bir duygu. Burasının bana kattığı birçok şey var. Hem öğretmenler açısından hem arkadaşlık açısından çok fazla iyi anılar biriktirdim, iyi dostluklar biriktirdim. Bana sürekli yardımcı oldular. Hani hayatımı etkileyecek en azından. Böyle bir 4 yıl içinde bir daha görüşüp konuşmayacağım insana değil de hayatım boyunca beraber geçirebileceğim, iyi vakitler geçirebileceğim insanlarla tanıştım. Arkadaşlarımın hepsine de çok teşekkür ederim. Çünkü her zaman her şeyde benim yanımdaydılar. Öğretmenlerim de öyle olsun. Yani bir sıkıntı yaşadığım zaman ya da tökezlediğim zaman her zaman yanımda, arkamda durup beni desteklemişlerdi. Onun için bu okuldaki herkese çok teşekkür ediyorum ve bu okuldaki her şeyi çok seviyorum. Burada arkadaşlarımla, öğretmenlerimle, okul idaresiyle, okul hizmetlileriyle iyi kötü bir sürü şey paylaştık. Buradan mezun oluyorum, evet çok mutluyum ama bu benim için biraz buruk bir sevinç. Çünkü burada aile olmayı öğrendik. Hani kan bağıyla değil de arkadaş ortamıyla da aile kurulabileceğini öğrendim. Burada öğretmenlerle ve idare ortamıyla beraber çok farklı aileler ve çok farklı ortamlara girdim. Tekirdağ Anadolu'da yani arkadaşlıklarım olsun, öğretmenlerim olsun çok güzel zaman geçirdim. Çünkü sadece ders odaklı bir okul değil. Gerçekten bir o kadar da sosyal odaklı ve bunu dengede tutabilen bir okul. İlk 9. sınıfa geldiğimde tabii birazcık böyle ortamımı garipsedim. Çünkü tanıdığım hiç kimse yoktu buradan. Hani dediğim gibi Çorlu'dan geliyorum ve hani Tekirdağ'da çok gelmişliğim yoktu zaten bunun öncesinde. Ama herkesle sıfırdan tanışıp da bu kadar yakın olmak beklediğim bir şey değildi açıkçası. Eğer buraya gelmeseydim büyük ihtimal sınavı kazanamamış, hayatına normal biri gibi devam etmiş birini görecektim. Ama bu okulda kazandığım gerçekten maceralar bile diyebilirim bunlara, aksiyonlar bile diyebilirim. Gerçekten üniversite hayatımda geriye dönüp baktığımda iyi ki yaşamışım diyebileceğim anılar bıraktı bana. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Hepsi çok samimi ve benim için çok değerli insanlar. Hepsi çok fazla uğraştı bizim için. Onları çok seviyorum. Yani hocalarla bir çok samimiydik. Hani hiçbir zaman bir mesafe şey olmadı. Tabii ki de bir öğretmen-öğrenci mesafesi tabii ki vardı ama her zaman çok sıcak davrandılar. Her zaman yardıma hazırlardı. Onlar sayesinde aslında biraz daha bu okul daha güzel ve eğlenceli yapıyordu. Hani normal bir lise okumaktan farklıydı burada okumak. Gençliğimize verdiği heyecanla her birimizin farkında olmadan yaptığı hatalar oldu. Bu hataların düzeltilmesinde, sınavlarımızda bazı şeylerin görmezden gelinmesiyle aslında bizim kendi hayat yolumuzu çizmemizde bize çok fazla yardımcı oldular. Buradaki sosyal ortam sadece arkadaşlarım arasında değil, öğretmenler arasında da geçiyor. Çünkü öğretmenlerimiz de birer arkadaş gibiler bize. Öğretmenlerimle gerçekten güzel ilişkiler kurduk. Bize burada sadece öğretmen olmadılar. Yeri geldi anne, yeri geldi baba, yeri geldi arkadaş oldular. Bizim sorunlarımızla bizden daha çok ilgilendiler. Onların yeri her zaman ayrı kalacak. İnanmadığımız sürede hiçbir şey gerçekleştirmiyor ve bu inancı da sahip olmayı dediğim gibi öğretmenlerim, okul ve bu çevre gerçekten bu kadar özgüvenli olmamı gerçekten bunların sağladığını söyleyebilirim. Şu anda onlar olmasaydı gerçekten bu kadar yüksekte görmezdim kendimi.
Bu okulun ortamı özellikle çok çok sıcak bir ortam. Öğretmenlerimizle hani yeri geliyor arkadaş gibi oluyoruz, yeri geliyor birer anne babamız oluyor bizler için onlar. Ve gerçekten samimiyet açısından bize çok sıcak ve çok yakın davranıyorlar. Ve herhangi bir ihtiyacımız olduğunda da gidebileceğimiz insanlar bunlar. Yani sadece derslerini anlatıp çıkan öğretmenler değil. Yani bu 4 sene tümüyle çok güzeldi. Korona döneminde bile olsak çok güzeldi. Çünkü korona döneminde de çok fazla emek verildi. Öğretmenlerimiz hiç bırakmadı. WhatsApp üzerinden birçok kez Zoom toplantıları yapıldı. Rehberlik olarak koçluk servisleri vardı. Yani her anlamda bize kendimizi açma fırsatı verdiler. Yani kapalı bir şekilde sadece ders üstüne yoğunlaşmak kesinlikle burada öyle bir ortam yoktu. Ve çok mutluyum buraya geldiğim için. İyi ki gelmişim. Burada idare olsun, arkadaşlarımız olsun, dostlarımız, çalışanlarımız, kantincilere kadar hep beraber 4 yılımızı geçirdik. Samimiyetlere en çok ona teşekkür ederim zaten. Bize o yakınlığı kurdukları için. Ben yurtta kalıyorum. Yurtta kaldığım için bir tık daha ihtiyacınız oluyor o yakınlığa. O yakınlığı bize çok kurdular. Yani sınıf öğretmenim özellikle bu sene mesela. Yani babam gibiydi benim. Her şeyi konuştum, her şeyi anlatabildim ona. Sosyal etkinlikler çok fazla oluyor. Özellikle sportif etkinlikler. Ben de kendim okul takımında oynadığım zamanında güzel başarılar da elde ediyoruz. Finaller, kupalar, madalyalar çok geliyor okula. Pandemi sebebiyle lise hayatımın azalacağını sanıyordum ama son sene 12. sınıf olarak da bütün eksiklerimi kapattığımı düşünüyorum sosyal açıdan. Yani nice tribünlere gittik bu okul arkadaşlarımla, nice etkinliklere katıldık. Okulumuz akademik anlamda zaten başarılı bir okul. Bir de bunun yanında sosyal etkinlikler açısından da çok yönlü. Hani sadece mesela bir futbol, bir basketbol değil, her anlamda hani badminton'dır, masa tenisidir, sokak basketbolu, her türlü şeye bir program hazırlıyor. Ona göre kendini katıyor. Hani şiir yarışmaları, sanat anlamında, onun dışında yaptığımız böyle yeni çalışmalar oluyor. Hani yapay zeka yoluna kodlama sınıfımız falan açıldı. Hani sürekli bir her alanda ilerlemeye çalışıyor okul. O açısından çok yönlü bir okul olması en büyük avantajı belki de tabii. Son senem aslında tabii ki de hani yoğun geçti. Yoğun geçmeme gibi imkanı yok ama ben normalde çok stresli bir insanım. Hani her an panik olabilecek bir insanım. Bunu aslında öğretmenlerim sayesinde çok güzel bir şekilde kontrol altına aldım. Bunları güzel hani kontrol altına aldım ve daha iyi bir tecrübe geçirdim 12. sınıf için. Sınava hazırlanabildiğimi düşünüyorum. Yani iyi çalıştığımı düşünüyorum. Sene başından beri bunun bilincindeydim zaten. Bunu bilerek çalıştım. Yani sosyal etkinlikleri bırakamadım. Pandemi bittiği için sonuna kadar yaşayayım dedim her şeyi. Bundan dolayı ders çalışmam da bir tık eksik kalmış olabilir. Ailemden özür dilerim ama yapacak bir şey yok yani. İyi, elimden geldiğince hazırlandım. Yazılım mühendisini istiyorum ben. 7. sınıftan beri aslında yazılım mühendisi olmayı düşünüyorum. Planlarımı o zamandan beri kurdum. Umarım hayırlısıysa bu sene kazanıp orada okumayı planlıyorum istediğim okulda. Umarım ileriki senelerde okulumu gururlandırıp öğretmenlerim karşısında bir mesleğimi takınmış bir şekilde gelirim. En çok arkadaşlarımla samimi ortamımı ve öğretmenlerimi çok özlerim. Çok fazla özleyeceğim okulumu. Ortamını diyebilirim. Hani öğretmenlerle buluştuğumuzda, konuştuğumuzda o arkadaş ilişkisinin içinden özleyeceğimi düşünüyorum. Okuldan kaçmaları özleyeceğim en çok. Arkadaşlarımı özleyeceğim, öğretmenleri özleyeceğim. Kantindeki ablaları özleyeceğim. Burada en çok özleyeceğim şey matematik derslerine girmeyip de toplantı adı altında çay içmemiz olabilir. Sonra langırt oynamamız olabilir. Langırt turnuvaları düzenliyorduk. Beden eğitimi dersleri olabilir. Nihal Hoca ile geçen sohbetlerimiz. Çok severim kendisini. Sanki 20 yıl önce de orada Tal ailesi varmış da aynı bizim gibi öğrenciler sohbet ediyormuş. Aynı bizim konuşmalarımızı yapıyorlarmış ve bu okuldan gidecekleri için üzülüyorlarmış gibime geliyor. Ben harika bir okulda okudum. Bana çok fazla şey kattı. Bugüne kadar geçirdiğim buradaki tüm vakitler için
öğretmenlerime ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Umarım herkes buraya geldiğinde benim düşündüklerimi, hissettiklerimi anlayacaktır. Tallı olmak bir ayrıcalıktır diyeyim. Elimden geldiğince bir parçam her zaman Tekirdağ Anadolu Lisesi ile olacak. Geriye baktığımda çok güzel anılar göreceğim. Yani hiç unutamayacağım anılar yaşadım gerçekten. Arkadaşlıklarım, öğretmenlerim, yani anlar, anılar, her şeyi hatırlayacağım yani. Bir daha Tal'ı karlı göremeyeceğiz veya farklı etkinliklerde göremeyeceğiz. Tal gezilerine katılacağımız için heyecanlı olamayacağız. Ama şu 4 sene çok güzel geçtiği için de mutluyum. Yani kötü de geçebilirdi. Tal'lı olduğum için çok mutluyum. Ne kadar farklı bir şey olmasın. Bazı yaptıklarımız vardı. Mesela arkadaşlarımız da yurt dışından midilli kafaları söyleyip onlarla okuldaştığımız bir dönemimiz olmuştu. Öğretmenlerimize ders öyle girmiştik. Şoklanmışlardı tabii ki de. Beni en çok etkileyen olaysa zamanında turizm tal maçı vardı. Biz 10. sınıfken. O olayda çok etkilenmiştim. Neydi hayatım? Ne oldu? Tal ailesi olarak kaçmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmiştik. Çok da zevkli geçmişti. Tekirdağ Anadolu Lisesi. Konuşamadım. Baştan alayım mı? Tabii ki. Tekirdağ Anadolu Lisesi. Bir daha. Burasını benim için birçok iyi anıları, yani burası konuşamadım. Tamam. O futbolu anlatır mısın biraz? O spor aktiviteni anlatır mısın biraz? Yok bu da cevap yok. Bu bir sır tabii ki. İsim vermeyeceğim.